İşçiler falan var da biraz sayı düştü. Yoksa 110 kişi falandı bizde belediyede çalışan. Şimdi sigorta prim ödenmeyince, vergisi verilmeyince kendiliğinde o şey yapıldı. Şimdi bize bir su projesi yapılmış. 390 milyar liraya ihale edilmiş. 99 yılında bu proje bitmiş. 99'dan 2004'e kadar o günkü yönetimdeki arkadaşlarımız ödeme yapmışlar İller Bankası'na. Biz geldik, biz birkaç yıldan beri ödüyoruz. Halen İller Bankası'nın su borcumuz 1 trilyon 600 milyar lira civarında. Şimdi bu ay 50 milyar lira kıyıyor sizden. Siz sanıyorsunuz ki 50 milyar borcumuz azaldı. Öbür ay borç 50 milyar artıyor. Yani bu sistem ne? Ha, bu da şuradan kaynaklanıyor. Bu hükümetin şeyi değil, kusuru değil. Bu kriz döneminde İller Bankası'nda faizler %1000'lerle çalışmış. Ve o zaman da belediyenin borçları büyük. Bizim su şebekesi yapılırken bunun belli miktarını hükümetin karşılaması şey yapılmış. Fakat daha sonra gelen iktidar o uygulamayı değiştirmiş, bunu belediye yüklemiş. Ve İller Bankası'nda da yüksek faiz olunca borç büyümüş. Şimdi 1 milyon 600 milyarlık borca ayda 100 milyar lira ödeseniz ne olur? Bitmiyor. Yani bu yapıyla sıfır noktasında da olsa öz kaynağı olamayan belediyede çünkü. Örneğin biz iş başına geldiğimizde bizim bir tek kuruş kira geliri getirecek şeyimiz yoktu. Bir tek kuruş gelir getirecek bir minibüs şeyimiz yoktu. Bir tek su gelirimiz var. Bu son 5-6 aydan beri de insanların ekonomik durumlarında bir kötüleşme olduğu için vatandaş su parasını yatıramıyor yerine bir yer. Belediyede aynen bir ticaretten var. Düşünelim, kira geliri yok, otobüs geliri yok, bir tek su geliriyle biz şimdi kağıt topladık, kağıt sattık. Pet şişe topladık, pet şişe sattık. Ama yani bu gediği kapatmıyor. O bakımdan suyu kesmeniz de pek mümkün olmuyor. Mümkün tabii bir kurban bayramı. Bir de kurban bayramı suyu kesemiyorsunuz. Karabük'te yatırmadım. Kes noktasında çünkü müteahhit veya büyük şehirlerde bunu yapamıyor. Ankara'da sandım öyle. Şimdi Akay Meydanı denilen meydanda biz 12 tane aşağı verilen şey, bu derginlerden olan şeyi 15-20 metrekare en büyük şey. Yani orada biz ortalama kira 200 milyon falan verdik bir dükkan. İşte 12 tane dükkan var, 2,5 milyar yapıyor. Ama 2,5 milyar bir diş kabuğunu doldurmuyor. Bir terminal yaptık. Bir terminalcik yaptık daha doğrusu. Şimdi orada bir 13 dükkan çıkardık. Oradan bir kira gelirimiz var. Minibüslerin, otobüslerin girmesinden çıkmasına ufak tefek şey oluyor. Fakat yeterli değil. Belediyenin altında 250-300 metrekarelik bir bölümü alışveriş merkezi yaptık. Aylık 2 milyar lira kiraya verdik. Fakat bunca borcun arasında 2 milyar kayboluyor. Yani bir başkasını eleştirmek anlamında söylemiyorum. Ama bizden önceki dönemde 800 metrekare tekstil atölyesinin olduğu yer oradan da büyük bir sıkıntı var. 7,5 milyon kiraya verilmiş. Kirası 300 milyon lira. 800 metrekarelik. Biz 16-20 metrekarelik yeri verdik. 200 milyon. Ama doyurucu rakamlar çok büyük öz kaynaklar olması. Eskiye dönük şeylere sıkıntı yok. Efendim? Eskiye dönük olan şeylere sıkıntı yaşıyorsunuz bilmiyorum. Yani eski sizden önceki yönetim uyguladığı bazı şeylerin en büyük sıkıntısı. Şimdi yani onlar bilmiyorum, kötü niyetli yapılmış şeyler değildi. Belki o gün şartları onu getirmişti ama tabii hukuki zeminli sağlam olmayan sıkıntıları yaşıyoruz. Mesela Beste düğü salıyorlar. Sen çok iyi biliyorsun orayı. Evet. Şimdi Bayındır Bakanlığı'ndan bana yazı geliyor. Yık burayı diyor. Şikayet edildi orası çünkü. Yık burayı diyor. Ya yasallaştır diyor ya yık diyor. Yasallaştırabilmem için ruhsat vermem lazım. Ruhsat vermem için bina tabandan sapla sapla geldiği için kat maliklerinin izin alınması gerekir. Kat malikleri izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Şikayet eden çünkü o kat maliklerinden birisi. Şimdi kat maliğe izin vermeyecek, oraya ruhsat vermiyor. Ruhsat veremeyecek Bayındır Bakan diyor ki, yık burayı diyor. Adam masraf yapmış oraya. Milyarlarca lira masraf yapmış. Nasıl yıkacak? Yani böyle hukuki zemini tam sağlamamış yerlerin sıkıntısını çekiyoruz tabii. Belediye meclisinin geçmiş kararlar var. Onlar biz hukuki yönden bizi ve müşterileri rahatlatmak için aldığımız kararlar olmuş. Evet. Başka?
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizler. Arkadaşlarımız sorular, cümlelerimizi alalım. Başkanımızdan da başlayalım. Son mesajını alacağız. Evet, sefer baş. Ben sevgili başkanımın Gülen Yardımcı'ndan beri çok yakın takip edenlerden biriyim. Evet, sağ ol. Başkanım gerçekten çok özverili çalışma içerisinde. Ama gelince de gerçekten çalışmak çok zor. Biraz önce en basit şikayetler konusunda ben komik şikayetleri sordum ki eğer bunlarla uğraşıyorsanız Allah kolaylık versin ondan sonra diyorum. Yani başka da bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten eğer bir belediye başkanı 18 yıl sonra şikayet edebiliyorsa evet. Başarıdan su geçti diye. Şey, 20 yıl sonra da şikayet edilmiş. Yani. Bunlar tajikomik şeyler. Yani ülkemizin geldiği noktaya bakıyorum şu anda. Mükemmel şeylerin, yani teknolojinin en iyilerini elde ettiğimiz günlerde bu kadar trajikomik şeylerle insanlar meşgul edilmemeli. Ve oradaki çalışan personelimizin, sizlerin motivasyonu bozulmamalı. Tabii ki o şikayet edenin mutlaka bir hak arayışıdır. Onu da es geçmeyeceğiz. Tabii haklı şikayetler yok. 20 yıl önceki bu hak değil miydi diye de düşünmeden edemeyeceğim. Ben sana bundan sonra kolay gelsin. Biraz önce tam bağlayamadım. Yani yolsuzluk ve hırsızlık olmadığı sürece yapılan evet. Hiçbir şikayete çekinmiyorum. Bunu açık açıyorum. Yolsuzluk, hırsızlık yapmadığım sürece nereye şikayet edilmesi istem? Başbakanımda vız gelir, Cumhurbaşkanımda vız gelir. Bu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Çünkü hırsızlık yapmıyorum. Hırsızlık yaptırmıyorum. Hırsızlık yapmadıktan sonra, yolsuzluk yapmadıktan sonra devlete ve millete zarar verici bir iş evet. Yapmadıktan sonra nereye şikayet edilmesi istem? Ama mahkeme cezalı vermedi, versin. Şimdi biraz önce işler emekli olmuşlar. Emekli olduktan sonra hemen belediye icraya vermişler. O kriz dönemindeki faiz oranlarından 1 liralık borç 100 lira olmuş ve belediye kıdem tazminatlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş. Şimdi bunlar durmuşlar. 99'dan 2004'ün sonuna kadar durmuşlar. 2004'te ben gelmişim. Beni şikayet etmişim. Çıktık mahkemeye. Bunların parasını verdik, vermiş, şuydu, buydu falan. Oradan cezayı verdiler bize. Bu cezalar bana bir altın taç oluyor aslında. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu demokratlık, hoşgörü, bazı insanlar tarafından da iyi algılanamayabiliyor. Evet. Ben onun şeyi kusuruna çekiyorum. Ama her zaman dediğim gibi yolsuzluk ve hırsızlık olmadığı sürece nereye şikayet ederlerse esne, hangi maddemeyi çıkarsak çıkayım, hiçbir şeyden çekindiğim, korktum yok. Ama derler ki ya Mustafa Bey hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı. O zaman dünyada yaşamanın bile bir anlamı kalmadı. Bunu bırakın yaptı demeyi, yani iman etseler dahi kafaneden bir olay değil. Onun dışındaki ne yaparlarsa yapsın. Sonuçta biz bu topluma hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu toplumu ileriye getirmek istiyoruz ve getirdiğimizde de inanıyoruz. Şimdi çok basit gibi gelir. Yine yansın diyorum, kusura bakmayın. Şimdi Zonguldak yolu var, şimdi eski Zonguldak yolu. Bilir kişi. Orada bir demir yolu geçidi var. Bugün asfaltı döküyorsunuz, bir yağmur yağıyor, ertesi gün bozuluyor. Okullara giderken evet. Geçmiyor. İki arma yan yana geçmiyor. Evet, öyle bizde ama şimdi, üç yıldan beri o yolda bozulma yok. İki arabadan yan yana geçiyor, sıkışırsa üç araba bile yan yana geçebilir. Neden? Çünkü biz makinamız yok, paramız yok, pulumuz yok, ona yalvardık, buna yalvardık, o ekspatör denilen makinaları getirdik, kayayım dedik, yer sahipleriyle papaz olduk. Bize izinsiz yaptınız diye. İki araba yan yana geçiyor, duvarını çektik. Oradan gelen suları tahliye ettik. Menfeze verdik. Su kontrol yapıyor, yolda bozulmuyor. Yolda genişlettik. Yani rahmetli Menderes'in İstanbul'da yaptığını gelince de yaptık. Nerede dar ve biraz yer varsa hepsini genişlettik. Şimdi dar ve biraz yeri genişlettiğin zaman arkasından asfalt sorunu geliyor. Vatandaş yapmayı genişletti demiyor. Asfaltını yapmadı diyor. O zaman asfaltı da yapıyor. Yani güzel işler yaptı. Evet. Halim Bey. Ben başarımı kutluyorum Ayşe'nin. Tüm Karabük'lerin huzurunda. Hizmet yapılır. Para varsa yapılır, para yoksa yapılmaz. Ama çalmadım, çırpmadım veya çalmadan, alnınızın akıyla bu işi götürdüğünüz ben sizi kutluyorum başkanım. Teşekkür ederim. Yalnız Karabük esnafından tekrar özür dilerim. 55 milyardan gönderiyorlar malzemeyi. Biz parayı gönderemiyoruz. Böyle bir kusurumuz var. İnşallah onu da bu dönemde, şu önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde işçi borçlarımız
hem de esnaf borçlarımız için yeni bir planlama ile gerekirse yatırımları belli bir süre kısma